Türkçe Peri Masalları. Tembel Boğa Çocuk. Evvel zaman içinde Kore'de mütevazı bir köyde Kuang adında çok tembel bir çocuk yaşarmış. Kuang, rica etsem gidip patatesleri soyar mısın? Oh. Çok üzgünüm anne ama yarın gerçekten çok önemli bir sınavım var. Demek sınavım var. Yarın tatil değil mi? Ve ondan sonraki gün de öyle. Aslında şu anda yaz tatilinde değil misin? Oh. En ufak bir iyilik isteyen bile olduğunda yapmamak için elinden geleni yaparmış. Hepiniz atıştırmalık ve meyve suyu ister misiniz? Evet. Ben de isterim. Ben de istiyorum. Öyleyse meyve suyu yapmama yardım eder misiniz? Sanırım benim midem ağrıyor. Eve gideyim, ilaç falan alayım ve belki bir saat kadar sonra gelirim. Birkaç meyve sıkması gerektiği için kaçıp gitti mi bu? Bir gün oğlunun yaptıklarından gına gelen annesi onu bütün gün çalıştırmış. Kuang yemek, temizlik ve diğer tüm işlerine yardım etmiş. Sonuna bile gelmeden öyle sıkılmış ki annesi başka bir görev vermeden önce kaçıp gitmiş. Oh, beni nasıl bu kadar çok çalıştırabilir? Beni aramaya gelebilir. O yüzden bu ağaca saklanayım. Büyük ağacın yanına koşmuş ve dallarının üzerine uzanmış. Yattığı yerden yeşil çayırlar üzerinde otlayan sığırları görebiliyormuş. Keşke şuradaki sığırlar gibi olabilseydim. Bütün gün yerdim, uyurdum. Yumuşak otlarda yayılmaktan başka bir şey yapmazdım. Gerçekten olmak istediğin şey bu mu? Yani bir sığır mı olacaksın? Ne? Kim var orada? Çok fazla iş yapmayan yaşlı bir adamdan başka kimse yok. Oo, o zaman ikimiz aynıyız. Ben de çalışmaktan hoşlanmıyorum. Hayır, ikimiz aynı değiliz. Ben çalışmayı çok severim. Sadece ben çalışamayacak kadar yaşlıyım. Diğer taraftan sen şu tembel dedikleri cinstensin. Eğer tembellik beni mutlu edecekse o zaman tembel olayım. Ot çiğnemekten başka bir şey yapmayan sığır olmayı tercih ederim. Sence sığırlar tembel mi? Neden sığır olup kendin bunu görmüyorsun? Bunu nasıl yapacağım ki? Yaşlı adam Kuang'a kocaman gülümsemiş. Çok kolay. Sen bir ineğe dönüşebilirsin. Hem de işte böyle. Hey! Bana ne yaptın böyle? Ne oluyor? Arkamda bir şey var mı? Görünüşe bakılırsa sığır kuyruğu. Kuang korkmaya başlamış. Başında iki sivri boynuz, iki büyük pembe kulak çıkmış ve birdenbire kendini dört bacağı üzerinde duran bir ineğe dönüşmüş halde bulmuş. Mıı! Mıı! Şapşal çocuk, böyle olacağını söylemiştim ama sen bana inanmadın. Sığır çobanı Kuang'ı uzaktaki bir çiftliğe götürmüş ve onu bir çiftçiye satmış. Al dostum, çiftlik işlerin için bir sığır istemiştin değil mi? Sana iyi bir tane getirdim işte. Ne? Hayır, beni satıyor mu? Vay vay vay, çok teşekkür ederim. Ona çok iyi bakacağım. Gözünü üzerinden ayırmamaya dikkat et. Arada bir tembellik yapacağı tutabilir. Bunu söyleyen sığır çobanı Kuang'ın başını okşamış ve yola koyulmuş. Kuang'ı tamamen çaresiz halde bırakmış.
Şimdi ne yapabileceğini görelim bakalım, olur mu? Kuang çiftlikte kötü zaman geçiriyormuş. Çiftçi onu hemen tarlada çalıştırmaya başlamış. Ve zavallı Kuang çaresizce aslında bir sığır olmadığını açıklamaya çalışmış. Ben bir sığır değilim, ben bir çocuğum. Mı mı? Ne gürültücü bir hayvan. Kuang böyle bir işe alışkın değilmiş. Bu yüzden çiftçinin işine yaramamış. Mı? Zayıf tiplerden birisin, öyle mi? Bu konuda bir şeyler yapmalıyım. Kuang çiftçiye korku içinde bakmış. Çok çalışmadığı için cezalandırılacağını düşünmüş. Hayır, ya beni kırbaçlarsa ya da aç bırakırsa? Kendimi bu işe niye soktum? Çiftçinin yaklaşan ayak seslerini duymuş ve titremeye başlamış. Al bakalım, bu sahip olduğum en iyi saman. Daha sonra bir varilde meyve veririm. İyi çalıştın, seni ağıla geri götürelim. Kuang etkilenmiş. Ona çok güvenen çiftçi için iyi çalışmadığını biliyormuş ve böyle bir iyiliği hak etmediğini hissetmiş. O gece Kuang uyumayıp derin derin düşünmüş. Çiftçi bana bir varil elma verebilecek kadar zengin değil ve bana çok iyi bakıyor. Sanırım iyiliğinin karşılığını vermeliyim. Ve böylece Kuang yaptığı işlerde çok daha fazla çabalamaya başlamış ve bu çiftçiyi mutlu etmiş. Hadi, bunu yapabilirim. Vay canına, dün tarlada birkaç adım bile atamıyordun. Bugün neredeyse yarısını yaptın. Aferin sana. Kuang bu cümleye çok şaşırmış ve içinde daha çok çalışma isteği doğmuş. Kuang kısa sürede yaptığı işten hoşlanmaya başlamış. Daha güçlü ve daha mutlu olduğunu fark etmiş. Çiftçi ona daima çok iyi davranmış ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenmiş. Ama zaman geçtikçe Kuang sığırların tahmin ettiğinden fazla iş yaptığını anlamış. Aynı zamanda kendi sıcak yatağını ve normal bir çocukken yediği o lezzetli yemekleri özlemeye başlamış. Nasıl o kadar aptal ve tembel olabildim? Annem de çok yorgun görünüyordu. Ona hiç yardım etmezken ben de suçluydum. Eğer orada olsam benden istediği her şeyi yapardım. O uykuya dalarken rüyasında ona gülen sığır çobanının kahkahalarını duymuş. Ne? Kuang çok şaşırmış. Etrafına bakınınca çiftçinin ahşaptan ağlığında değil de tuhaf sığır çobanıyla tanıştığı ağacın altında olduğunu fark etmiş. İki elim var ve iki ayağım ve kuyruğum yok. Gördüklerim rüya mıydı? Yaşasın! Hızla eve gitmiş ve annesinin uyuduğunu görünce sessizce içeri girmiş. Onu böyle görünce üzülmüş ve daha çok çalışmaya karar vererek yatağına yatmış. Ertesi sabah Kuang'ın annesi uyandığında odasından çıkmış ve evin pırıl pırıl olduğunu görmüş. Bu da ne böyle? Anne, gel, kahvaltı hazır. Kuang'ın annesi öyle şaşırmış ki orada durup oğluna bakarken tek kelime edememiş. Nasıl? Oğlum nasıl oldu da çalışıyor? Kuang, gerçekten iyi misin? Ve dün gece nereye gittin? Ben dün gece bir arkadaşımın evine gittim. Şu ana dek yaptıklarım için özür dilerim. Daha doğrusu yapmadıklarım için anne. İşte bu daha doğru oldu. Bak, çok çalıştığını biliyorum ve ben sana hiç yardım etmedim. Bugünden itibaren tembellik yapmayacağım anne. Sözünü tutmuş ve annesinin şaşkın bakışları altında genç Kuang gerçekten çok çalışmaya başlamış. Ondan istenen her şeyi yapmış ve insanlar eskiden tembel biri olduğunu unutmaya başlamış. Kuang artık mutlu ve çok çalışan bir çocukmuş ve bir şey için çok çalıştığında elde ettiği şeyden daha çok mutluluk duyacağını biliyormuş.